Efendim 15 Temmuz denilen o meşum, o uğursuz, o korkunç hadisenin üzerinden 4 yılı geçti. Meselenin üzerinden soru işaretleri kalktı mı? Yoksa mesele daha da çetrefil hale mi geldi? En temel soru, darbenin en başındaki insan kimdir? Darbeden, darbe yapılmadan önce kimlerin haberi vardı? Kimler buna zemin hazırladı? Kimler burada aktif veya pasif roller oynadı? Mesele normalde çok tavazu etmesi gereken bir mesele. Yapılan araştırmalar, bu konuda şahitli olan insanların meseleyi bütün gönül açıklığı içerisinde ve hukukun zorladığı ölçüler içerisinde tek 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 anlatması lazım. Ne var ki en kilit insanlar hala köşe bucak kaçmakta, meselenin hesabını vermeyi bırakın, meseleyi üstünü kapatmakta. Oysa bu meşum hadise birçok vatandaşımızın, masum vatandaşımızın ölümüne sebebiyet vermiştir. Aynı zamanda birçok insanın, masum insanın zindanlarda çürütülmesine, hapislerde süründürülmesine, köşe bucak aranmasına sebep olmuştur. Ve ilk günden beri bir kuşku vardır. Sadece bir değil, binlerce kuşku vardır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe demesi boşuna değildir. Veya hapishanelerde şu an çürütülen eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kumpasıdır demesi boşuna değildir. Çünkü burada binlerce soru işareti vardır. Hadiseyi kim bilmekte, kim yönetmekte, kim kime tuzak kurmakta? Bunların anlaşılacağı bir gün gelecektir. O günün geleceğine %100 emin olarak bazı ipuçları vermek istiyorum. Bu mevzu nasıl çözülür? Bir kere hiç sahtekarlığa gerek yok. Bu meselenin içerisinde bulunan herkes açık açık konuşmak. En başta dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki kişi Hakan Fidan. Bu iki kişinin köşe bucak kaçması, meclis araştırma komisyonlarına gelmemesi, mahkemelere gitmemesi, ifade vermemesi, verirken zamanlamalarla oynayarak bir takım kaçamak yollar araması ve en önemlisi büyük bir askeri darbe yapıldığı iddia ediliyor ve insanlarımız hayatlarını kaybediyor, Allah rahmet eylesin hepsine, ve bu insanların hayatlarını kaybettiği ve toplumun topyekün değiştirildiği, sistemin değiştirildiği, rejimin değiştirildiği bir atmosferde o kırılma noktasında Genelkurmay Başkanı olan kişi alnıma silah dayadılar diyor, şöyle yaptılar. Peki niye terfi ediyorsunuz o zaman? Madem bir komutan altını tutamıyor, madem bir komutan altından gelen insanlar tarafından saatlerce istintaka tabi tutuyor veya en azından tevkif ediliyor, neden terfi ediyor? Askeriyede bunun örneği var mıdır? Dünyada bunun örneği yoktur. Nasıl bir şeydir? Sen altındaki askerlerini tutamayacaksın. Bir darbeye maruz kalacaksın. Saatlerce orada güya esir oldum diyeceksin. Efendim, fakat bu arada çaylar gelecek, kahveler gidecek, çerezler gelecek, çerezler yiyeceksin. Çerezler eşliğinde nasıl bir darbeye maruz kalıyorsun? Darbeye maruz kaldığını iddia edeceksin. Madem bu kadar açık ve netsin, o zaman niye gelip mahkemelerde ifade vermiyorsun? Gürül gürül çağlamıyorsun. Gürül gürül konuşmuyorsun. Evet, bana darbe yapıldı, yapan falandır filandır demiyorsun. Diyemiyorsun. Hakan Fidan neye rağmen bir subayın gelip de istihbarata bilgi vermesine rağmen, ihbarda bulunmasına rağmen nasıl oluyorsa dönemin efendim en üst düzeydeki başbakanla, cumhurbaşkanına haber vermiyor. Cumhurbaşkanı çelişkili ifadelerde bulunuyor. Bütün basının huzurunda önce diyor ki öğle saatlerinde, öğleden sonra bir hareketlenme görüldü. Tamam, ilk beyanım budur. Sonra
Mevzu akşamüstüne kaydırılıyor. Sonra eniştenden duyduğuma kaydırılıyor. Kim yutar bu numaraları? Burada kilit şeyler var. Kocaman kocaman soru işaretleri var. 4 yıl geçmiş. 4 yıl sonra eğer şeffaf bir toplum olsaydık, Meclis Araştırma Komisyonu gerçekten çalıştırılsaydı ve Erdoğan'ın tekme tokat kapatmasıyla adeta dosya kapatılmasaydı, bugün çok daha rahat konuşacaktık. Mahkemeler herkese açık olsaydı, canlı yayınlansaydı, suçlanan, zan altında bulunan komutanlar, askerler teker teker konuşsaydı, neler yaşadıklarını anlatsaydı, bugün Türkiye çok rahatlamış olacaktı. Darbeyi kim yapmış, kimin ne kadar dahli var anlaşılacaktı. Niye kaçıyorsunuz? Efendim sürekli Fethullah Gülen ve Gülen hareketini suçlamak. Herkese de ezberlettiler. Herkesin beynini yıkadılar. Onlar yaptı diye. Gülen benim bildiğim daha 15 Temmuz'dan bir gün sonra Amerika'da bir gün sonra 7 basın mensubu, 7 büyük medya kuruluşuna verdiği ilk röportajda şunu söyledi. Hemen uluslararası bir araştırma komisyonu kurulsun. Tarafsız uluslararası bir komisyon didik didik etsin. Benim bir dahlim varsa her türlü cezaya razıyım, Türkiye'ye döneceğim. Tık yok. Hadi meclis kendisi yapsın, diyelim ki uluslararası komisyonu kabul etmediniz. Meclis yapsın. Meclisi çalıştırmadınız. Meclis Araştırma Komisyonu'nun bir raporu var. Tam bir felaket. Komisyonun AKP dışındaki üyeleri diyor ki bu raporu kim yazdı? Yani düşünün siz, Meclis Araştırma Komisyonu'nda çalışıyorsunuz. Yazılan rapordan haberiniz yok. Yetkili AKP'li insanlara bunu kim yazdı? Sen mi yazdın? Hayır. Ben mi yazdım? Hayır. O mu yazdı? Körler sağırlar, birbirlerini ağırlar. Ve alelacele dosya kapatılıyor. İnsanların üzerine yıkılıyor. Onun üzerinden Allah'ın lütfu denerek, Allah'ın lütfu mudur, kahrı mıdır göreceksin. Eğer toplumu yanlış yönlendirdiysen, ki öyle gözüküyor. Yalan söylediysen, masum insanlara iftira attıysan, şimdi kocaman adam savcı olmuş çıkıyor diyor ki biz 15 Temmuz'a kadar elimizde ciddi bir somut bir belge yoktu terör örgütüyle ilgili. O yüzden terör örgütü diyorduk ama inandıramıyorduk. 15 Temmuz'da elde ettik. Gazeteciler ortaya çıkardı bir sürü belge. Olmayan olaylar nasıl yazıldı o gece? Hala olmayan olaylar var orada. Nasıl senarize ettiniz? Hangi yerlerde bu kumpasları kurdunuz? Ben bunları biliyorsunuz. Bunları çok değerli insanlar anlatıyorlar. Ahmet Nesin çok önemli şeyler anlatıyor. Adem Yavuz Aslan çok güzel şeyler anlatıyor. Şimdi TR724'te bir yazı, bir video dizisi gördüm. Bülent Korucu, efendim Levent Kenez, Adem Yavuz Aslan hep beraber oturmuşlar ve Tarık Toros da onu moderatör olarak tayin etmişler. Gayet güzel bir şey olmuş. 15 Temmuz'u konuşuyorlar. Detaylı çok bilgi var, oraya bakmanızı istirham ediyorum. Ama benim üzerinde olacağım ve benim özel olarak şahit olduğum, anlatacağım bir olay var sevgili seyirciler. Sene 2014, 27 Haziran günü Akşam Gazetesi bir manşet atmış. Akşam Gazetesi karargahta 40 paralel paşa diye bir haber yayınlıyor. Güya karargahta 40 tane paşa, efendim güya onların tabiriyle söyleyeyim, paralel yapıya yakın. Paralel yapıdan dolayı efendim tasfiye olacaklar, şu olacak, bu olacak. Sonra Genelkurmay bu iddiaların külliyen yalanlıyor. Yalan mıydı, doğru muydu? Akşam Gazetesi Mehmet Emin Kara Mehmet'ten zorla tekme tokat alınmış, gasp edilmiş ve iktidarın borazanı haline getirilmiş. MİT tarafından kullanılan, tetikçi olarak kullanılan bir gazete. Şimdi bu haber boşuna yazılmış, boşuna yazdırılmış bir haber değil. Belli ki istihbarat kökenli bir haber. Ama hedefi var. Orada 40 karargahta 40 paralel paşa diye yayınladıkları haberin küpürü önümde. En tepede bir isim söyleniyor ama ismi verilmiyor. En tepede bir adam tarif ediliyor ama o adamın ismi verilmiyor. Fakat enteresan bir şey oluyor. Bu ismi Zaman Gazetesi'nde de yazı yazan, Taraf'ta da yazı yazan ama daha çok uluslararası savunma dergilerinde ve yayınlarında yazı yazan Lale Kemal Zaman Gazetesi'nde yazıyor ve diyor ki Akşam Gazetesi'nin hedef gösterdiği komutan, efendim, o günün kara kuvvetleri komutanı Hulusi Akar'dır. Şimdi bu enteresan bir şeydir. İlk defa birisi Hulusi Akar'ın adını söylüyor. Belli ki bir adamı hedefliyorlar. Bir adamın üzerine bir
adeta bir çepeçevre sarma ve kuşatma söz konusu. O kişinin Hulusi Akar olduğunu zamanda, efendim, tarafta ve uluslararası gazetelerde, dergilerde yazı yazan, genelde İngilizce yazan Lale Kemal söylüyor. Şimdi bundan sonra değişik olaylar oldu. Onun kendi şahitliğimi sizinle paylaşmak istiyorum. Değişik yerlerden böyle şeyler geldi. Ya akşam gazetesi bile isim vermezken zamanı dedi ki ama biz bu haberde geçmiyor. Bu bir köşe yazısında geçiyor. Bazılarının iddia ettiği gibi değil. Zaman gazetesinin o liberal, o çok sesli, çok renkli görüntüsü içerisinde yazarlara müdahalesi söz konusu olmazdı. Sadece editörler bir şeye bakardı. Fact dediğimiz yanlış bilgi var mı? Efendim, insan haklarını ihlal eden bir şey var mı? Hakaret var mı? Hukuk dışı bir şey var mı? Yani editörün de görevi odur. Ben yazı yazdım, bu ilahi, semavi bir kitap, semavi bir metindir. Kimse söyleyemez. Editörler bütün dünyanın her yerinde, yazıya müdahale değildir bu. Bilgi gerçek değilse, bilgi, atıyorum mesela, bir insan hakları ihlali ise, ayrımcılık suçu işliyorsa, nefret suçu işliyorsa, editörler burada bir hata var deyip yazarla konuşabilir. Ama sonuçta köşe yazısıdır. Bu yazı çıkmış. Burada değişik yerlerden değişik şeyler olunca Genelkurmay Başkanı'nın, o günkü Genelkurmay Basın Daire Başkanı Ertuğrul Gazi Özkürkçü, bunu arayıp, arkadaşlara dedim ki bunu arayın, bir konuşalım bakalım. Aradık, ben şahsen ulaştım. Dedim ki komutan, böyle bir haber var. Akşam gazetesinin yaptığı 40 efendim Paşa haberinin yorumunu yaparken Lale Kemal'in ismini söylediği kişi Hulusi Akar'dır. Siz Genelkurmay'ın bu konuda medya ile ilişkili sorumlu efendim komutanısınız. Sayın Akar bu konuda bir şey söylemek ister mi? Efendim dedi, çok teşekkür ediyorum bu nezaketiniz için. Öyleydi ama Zaman Gazetesi de öyleydi. Bir adama bir suçlama varsa ve adam da bir suçu kim olursa olsun. Ergonokonculara da söylüyorum. Kaç defa açıklama göndermişlerdir. Kaç defa kendi çocuklarıyla, avukatlarıyla, bizzat kendileri aman bu konuda bilgi hatası var dendiğinde, en azından hakaret içermiyorsa ve gerçekten bilgiyi tekzip ediyorsa bu konulara yer verilmiştir. Sonra bu paşa Ertuğrul Gazi Özkürkçü gitti geldi, neyse, bizi aradı tekrar, dedi ki ben paşayla konuştum, Hulusi Paşa'yla. Hulusi Akar der ki gerek yok, herhangi bir tekzip yapmayacağım, herhangi bir yalanlama da yapmayacağım. Nasıl yayınlıyorlarsa öyle yayınlasınlar, kim ne diyorsa desin, efendim akşam gazetesinin söylediği haberi de önemsemiyorum gibi şeyler söyledi. Şimdi en basit bir soru, o gün belki çok şey olmadı ama bugün düşünüyorum. Acaba Hulusi Paşa'ya o gün nasıl bir baskı yapıyordu? Çünkü o haber bir MİT haberiydi, bir istihbarat haberiydi. Açıktan açığa yapmıyordu ama bütün koordinatlar o günkü Kara Kuvvetleri Komutanı efendim Hulusi Akar'ı gösteriyordu. Hulusi Akar niye tekzip yapmadı? Tekzip yapar mısın? Seninle ilgili böyle bir iddia var. Akşam isminizi zikretmiyor ama Zaman Gazetesi yazarı isminizi vermiş. Ne dersiniz? Devlet memurları bu konuda çok hassastır. Hele hele devletin bazı birimlerinde çalışan insanlar bu konuda çok hassastır. En azından arşive isimlerin öyle girmesini istemezler. Enteresandır, tekzip yapmadı. Ve sonra genelde bir hava yaygınlaştı. Bu adamın efendim cemaate yakın olmasıyla ilgili. Halbuki birçok insan da o gün biliyormuş. Sonra biz, benim gibi insanlar da sonra öğrendi. Abdullah Gül'le okul arkadaşıymış. Efendim memleketten arkadaşmışlar. İngiltere'den arkadaşmışlar falan filan. Fehmi Koru'yla beraber, Abdullah Gül'le beraber fotoğrafları yayınlandı vesaire vesaire. Şimdi şahsi kanaatimi söylüyorum. Darbenin en kilit iki isim, birincisi Hulusi Akar, ikincisi Hakan Fidan. Bir gün yeniden bir mahkeme kurulursa, ki kurulmak zorunda, tarafsız bir mahkeme bu dosyaları tekrar açmak zorunda. Açtığı zaman Hulusi Paşa'ya sorması lazım. Sen o gün Akıncılar üstünde ne yaptın, başına neler geldi, tek tek anlat bakalım. Genelkurmay Başkanlığı darbeden bir gün, iki gün sonra, şu anki darbenin başı gibi gösterilen Akın Öztürk'le ilgili, hayır Akın Paşa'nın hiçbir suçu yoktur diye açıklama yaptığı halde, resmi açıklama yaptığı halde nasıl oldu? Bütün suçlar onun üzerine yıkıldı. Akın Paşa'nın üzerine yıkıldı.
Ve nasıl oldu da Hulusi Akar ne tür bir anlaşmaya maruz kaldı? Darbeden kısa bir süre önce Hakan Fidan niye genelkurmaya geldi? Madem darbe yapacaktı subaylar, Hakan Fidan ayaklarına kadar gelmişken niye onun tekrar gitmesine müsaade etti? Bu işleri kim organize etti? Hulusi Akar'ın, benim görebildiğimi söylüyorum, izni olmadan, müsaadesi olmadan bir darbenin yapılması zor gözüküyor. Zaten mahkeme kayıtlarında bazı Hulusi Akar'ın çalışma arkadaşları ısrarla şunu söylüyor. Hulusi Paşa gelsin mahkemeye, bize, bizim yanımıza söylesin, ne söyleyeceksin? Birisi diyor ki, bana dedi ki erken davrandık. Çok acele ettik. Şimdi genel kana, şimdi de Ahmet Nesin, gazeteci Ahmet Nesin diyor ki birinci elden bilgidir, paylaşıyorum. O gün Akıncılar üstünde Adil Öksüz'le beraber Hulusi Akar'ı beraber yönettiler. Darbenin şimdi iki şık var. Ya darbenin başarısız olacağını anlayınca eyvah deyip erken davrandık, acele ettik deyip suçu başkasının üzerine yıkıp gidiyor veya ta baştan beri bazı insanlara bir kumpas kuralım diye bazı özellikle hizmet hareketini olayı yıkacak şekilde sivilleri de oraya davet edecek şekilde, ki o da ilginçtir, sivilin orada ne işi var? Diyelim ki yani iddia doğru olsun. Madem aralarında efendim baylok gibi bilmem ne gibi iletişim araçlarıyla irtibatlar var, niye bir siviller gelsin Akıncılar üstünde dursun? Askerin, o askeri üst seviyedeki insanların huzurunda sivilin ne kıymeti olabilir? Kim olursan ol. Orada ne halk yemektedirler? Ne yapmaktadırlar? Kim davet etmiştir? Kim getirmiştir? Nasıl gelmişlerdir? Ya baştan beri bir hakikaten bir komplo, bir kumpas kurulmuştur. Allah'ın lütfu diyerek, ki Allah'ın lütfunu bilen insan böyle söylemez. Binlerce insanı mağdur edeceksin. KHK diye bir şey çıkaracaksın. Olağanüstü hal diye bir şey çıkaracaksın. İnsanları mahvedeceksin. Aileleri mahvedeceksin. Öğretmenleri, ev hanımlarını, iş kadınlarını, esnafı, tüccarı perişan edeceksin. Ne alakası var bu insanların darbeyle? Darbeyi vesile edip rejimi değiştireceksin. Ya da baştan beri herkese söyleyeceksin, ben darbe yapacağım, darbe yapacağım, darbe yapacağım. Sonra darbe yapacağım dediğin insanları satacaksın. Onların üzerine suçları yıkacaksın. Ben aslında sizdenim deyip karşı tarafa geçeceksin. Başarısız darbede bilmem kaç saat gözaltında tutulan adam olarak Milli Savunma Bakanlığı'na yükseleceksin. Belli ki bir kumpas kurulmuş ve bu kumpasın bugün örtbas edilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Destan yazar gibi nutuk çekmeye gerek yok. Bütün gerçekler ortaya çıksın. Eğer cemaat buna bulaşmışsa cemaat fertleri, cemaat dönsün onların yüzüne tükürsün. Bizim gibi demokratik bir yapıyı nasıl böyle kirli bir işe bulaştırdınız desin. Ama öyle bir şey yoksa veya birileri bulaşmış olsa bile neden insanlar suçlansın? Neden milyonlarca insan suçlu olsun? Bazı insanlar tuzağa düşürülmüşse, bazı insanlar tuzağa düşürülecek insanlara bir takım ayarlamalar yapmış ise, kumpas kurmuş ise, bunun anlaşılmasının tek yolu var. Konuyla ilgili birinci elde bilgi sahibi olan insanların tarafsız sorgulayıcılar karşısında buram buram terleyerek hesaplarını vermesi lazım. Ne zaman öğrendiler, nasıl organize ettiler, hangi hamlelerde bulundular ve Türkiye'nin rejimini topyekün değiştirmeye bu olayı vesile ederek kalkıştılar. Asıl darbe de budur. Bir sahte darbeyi vesile ederek gerçek darbe böyle yapılmıştır. Hulusi Akar bu işin birinci adam mıdır? Onu bilemiyorum ama AKP milletvekilliği yapmış Şamil Tayyar'ın sözünü bir daha düşünmek lazım. Bir gün gelecek 15 Temmuz'la ilgili hain dediklerimize kahraman, kahraman dediklerimize hain diyeceğiz diyor. Hangi anlamda söylüyor? Büyük ihtimal bu üst kademedeki karmaşık ilişkilerden dolayı. Ama ben de şunu söylüyorum. Bu kadar subayı atacaksınız cemaatle irtibatı var diye. Ama darbeye katılanlar o cemaatle irtibatlı subayların %10'una bile denk gelmeyecek. Ve insafsız adamlar ve vicdansız adamlar. Resmen bir tasfiye yapıyorsunuz.